Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim arpa şehriye salatası. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Hemen arka tarafa da suyunu koydum, kaynasın. Ocağın altını yakıyorum. Yağ ısındıktan sonra 1,5 su bardağı arpa şehriyenin 1 bardağını şimdi ilave ediyorum. Yarım bardağını da birazcık kavurduktan sonra, arzu ederseniz 1,5'u direkt de atıp kavurabilirsiniz. Bunu yapmamın sebebi birazcık yarısı kavrulmuş, yarısı da biraz daha az kavrulmuş bir görüntü sağlamak için. Rengi değişene kadar kavuruyorum. Bu aşamada altını orta ateşe getirin ve sürekli yüzünüz şehriyede olsun. Birdenbire kavrulup yanabilir. Peki artık yeterince kavruldu. Hemen yarım bardak şehriyeyi de şimdi ilave ediyorum. Bununla çok fazla kavurmayacağım. Hafif böyle birazcık kavurdum mu hemen suyunu ilave edeceğim. Yeterli. Burada 2,5 su bardağı suyu kaynattım, ilave ediyorum. Çok fokur fokur kaynadığını gördünüz. Altını kapatın. Ben de öyle yaptım. Kapatıp suyunu döktükten sonra tekrar açın. Şimdi altını kısa alıyorum. İçerisine bir çay kaşığı, bir de yarım olacak şekilde tuz koyuyorum. Tuz tamamen arzu ettiğiniz gibi koyabilirsiniz. Şimdi artık kapağını kapatacağım. Kısağı da aldım. Yavaş yavaş şehriyelerin pişmesi için bekliyorum. 15 dakikadır pişiyordu. Arada böyle baktım, dibi tutmaması için şöyle kaşıkla kontrol ettim. Evet, suyunu çekmiş artık. Eğer ki baktığınız böyle hafif dibine tutar gibi olursa birazcık böyle 2-3 yemek kaşığı kadar su damlatıp böyle kapatın. Buharıyla altı kalkacaktır. Yani dibini hafiften tuttuysa hemen toparlanacaktır. Kapağını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Ve 15-20 dakika dinlendiriyorum. Tamamen soğumadan yeşilliklerle buluşturmayın sakın. Şehriye iyice soğudu. Hemen size doğradığım yeşillikleri ve sebzeleri de göstereyim. 1 su bardağı konserve mısır, 1 tutam maydanoz, dereotu, 3-4 dal kadar taze soğan, bir miktar salatalık turşusu, bu küçüklerden kullanabilirsiniz. 3 tane kadar da közlenmiş kırmızı biber. Ben böyle küçük küçük biberlerden içerisine atacağım. Siz istemezseniz ilave etmeyebilirsiniz. Varsa elinizde katabilirsiniz. Çok da yakışıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi hepsini içine katacağım. Hiçbir şekilde yağ ilave etmeyeceğim. Mısırı ilave edeyim. Hepsini küçük küçük olacak şekilde doğradım. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Çok fazlasıyla eğer tuz kattıysanız şehriyenizi katmayabilirsiniz. Ben çok katmadığım için ilave ediyorum. Yarım limonun suyu. Dediğim gibi şehriyede yağ yeterince olduğu için yağ katmayacağım. Ama sizler eğer az falan katarsanız bakın duruma göre zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Karıştırıyorum. Hemen servis tabağını alacağım. Son günlerin en meşhur cam kaseleri. Gerçekten çok şık duruyor. Şimdi bunu hemen boşaltıyorum. Salatam hazır. Üzerine birazcık közlenmiş kırmızı biberle süsleme yaptım. Gayet güzel. Tane tane bir salata oldu. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.